Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gözünüz nurlu, kalbiniz sürurlu, eviniz huzurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dünyanız ahiretiniz mamur olsun. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizi konuşuyoruz. Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izlerine basa basa yürüyen 10 sene devlet başkanlığı yapan bu güzel insandan çok öğreneceklerimiz var. Öğrenecek çok şeylerimiz var. Ama araştırmıyoruz adaletiyle meşhurdu deyip noktayı koyuyoruz. E bir şeyler söyleyen adaletiyle alakalı, çok böyle uydurma, aslı esas olmayan veya basit bir iki hatıra anlatıp geçiyoruz. Öyle değil. Gerçekten büyük bir Ömer radıyallahu anh var karşımızda. Siyaseti bilen, ekonomiyi bilen, ticareti bilen, idareyi bilen, insanı tanıyan, çevreyi tanıyan, dini bilen, Allah'tan korkan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izlerine basa basa giden bir Hazreti Ömer var. Çağını bilen, yaşadığı dünyanın şartlarını iyi okuyan, devlet olarak ne yapmamız lazım gelir? Ne yapalım ki daima en üstte biz olalım. Bunları bilen bir Hazreti Ömer var. Bu sohbetimizde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın idarede ve siyasette uyguladığı yenilikler. Peygamber Efendimiz zamanında olmayan veya olup da işte belli bir çekirdek olarak Hazreti Ebu Bekir zamanında olmayan ama Ömer zamanında olan peygamberimizden öğrendiği, Ebu Bekir'den öğrendiği, var olan bir gerçeği büyüten, var olan bir çekirdekten bir çınar meydana getiren Hazreti Ömer'in idarede ve siyasette uyguladığı yenilikler. Bu yeniliklerden birisi, Hazreti Ömer askerliği mecbur hale getirdi. Peygamberimiz zamanında nasıldı? Bedir'e gidiyoruz. Ey ashab-ı kiram, ensar, muhacir, Bedir'e gidiyoruz. Eli dizi tutan çıksın yola. Kimler yola çıktıysa onlarla gidiyoruz. Geriye dönüyoruz, askerlik bitmiştir. Uhud'a gideceğiz. İlan ediyoruz, cuma günü ikin namazından sonra çıkıyoruz. Cumartesi savaş oluyor, dönüyoruz. O kadar askerlik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilan ettiği, ashabım hazırlansın gidiyoruz dediği zamanlarda ashab-ı kiram hazırlanıyor. Diğer zamanlarda herkes tarlasında, çayırında, bayrında, hurma bahçesinde, ticaret yerinde sivil hayat devam ediyor. Kim sivil, kim asker derseniz herkes hem sivil hem de asker. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında da bu böyle oldu. Hazreti Ömer Efendimiz buna bir şekil kazandırdı. İnsanların yapacağı işler belli olsun. Kim cihad orduları içerisinde, fetih orduları içerisinde cihad yapmaya devam edecek, oradan maaş alacak, kim de kendi evinde anasından babasından dedesinden miras kalan işini devam ettirecek. Askerlik hizmetini mecburi hale getirdi ama bakın buna bir şekil verdi, bir düzen verdi, bir sistem kazandırdı. Hangi cepheye gidecekler? Ne kadar maaş alacaklar? Evleri nerede olacak? Ne kadar izinli sayılacaklar? Ordunun biri gelirken diğeri ne zaman gidecek? Bütün bunlar sistem adamı, nizam adamı olan Hazreti Ömer tarafından kayıt altına alınmıştır. Hazreti Ömer Efendimizin başlattığı yeniliklerden birisi mektepler kurdu. Muallimler tayin etti. Peygamber Efendimizin zamanında caminin avlusunda suffe dediğimiz yerde ashabu suffe kalıyor. Caminin içerisinde Peygamberimiz onlara muallimler tayin etmiş. Kur'an öğreniyorlar, okuma yazma öğreniyorlar. Hazreti Ömer çocukları eğitmekle işe başladı. Çocuklar için mektepler kurdu, muallimler tayin etti. Onun yeniliklerinden birisi Beytül Mali kurmasıdır. Devlet hazinesi. Ekonomi olmadan devlet ayakta durmaz. Ekonomi olmadan devlet işlerini yürütemezsiniz. Hazineniz olacak. Hazineyi de bir gün doldurdum, kapağını kapattım diyemezsiniz. Hazinenin üst kapağı da açıktır, alt kapağı da açıktır. Devamlı üstten dolacak, alttan gidecek. Doldurduk aman gitmesin, muslukları kapatın diyemezsin. Muslukları kapatırsan iş yürümez. Ekonomi canlı olmaz. İnsanlar ücret almazla iş yapamazlar. Almaları haklarıdır. Hazreti Ömer Efendimiz bu konuda da hassastır. Bakın ekonomik konularda da çok hassastır. Valilere, zekat toplama memurlarına insanlardan zekat alırken çok sevdikleri, baktıkları, besledikleri mallarını zekat olarak almayın diyor. Ya onlara böyle canı gibi bakmışlardır. Sevmişlerdir. Yani böyle normal vermek istedikleri hayvanları, eşyaları alın. Siz şunu alacağım, şunu alacağım demeyin. Yani insanın emeğine de değer veriyor. Devlet hazinesi, beytül mal. Peygamberimiz zamanında var, Ebu Bekir Efendimiz zamanında da var, Peygamberim zamanında Beytül Mal'in görevlileri var. Ebu Bekir Efendimiz zamanında da görevlileri var. Ama Hazreti Ömer Efendimiz bunu iyice kurumsallaştırdı. Irak ve Suriye arazilerinden, Mısır arazilerinden her sene devamlı gelen gelirler de hazinenin üst kapağı açık devamlı doluyor. Askeri faaliyetler, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, Bedir'deki savaşıp da şimdi yaşlı olanlara, Uhud'da savaşıp şimdi yaşlı olanlara verilen maaşlar alttaki musluktan gidecek. Bunun nizamını, bunun sistemini kurdu Hazreti Ömer Allahundan razı olsun. Beytül Mal ile beraber divan teşkilatını kurdu. Bu devletten kim ne kadar maaş alacak? Bunların hepsi kayıt kuyut altındadır. Hiç kimse unutulmamıştır. Bu konuda ensab ilmini yani soy ilmini iyi bilen insanları Hazreti Ali Efendimizin ağabeyisi Akil bin Ebi Talip ve buna benzer insanları Cübeyr bin Mut'imi bunları görevlendirmiş. Gelin siz Arap'ı iyi tanırsınız. Soy bilginiz, ilmül ensabınız zirve noktadadır devletin bu işlerinde siz göreceksiniz. İleride yaptığımız sohbetlerden birisinde ne demiştik? Hazreti Ömer ehil olan insanlara iş verir. İşi kime verecek? Önce o adamı bulur, tespit eder. Komutanlık verilecekse şuna verilmelidir. Siyasi görev verilecekse şuna verilmelidir. Öğretmenlik verilecekse şuna verilmelidir. Danışmanlık verilecekse şu, şunlar danışmanlık yapmalıdır diyor. Çevresindeki insanları iyi tanıyor. Hazreti Ömer Efendimizin yani iş verip de yapamadığı bir insanı bulmak çok zordur. Bir iki tane. Onlar da iyi niyetli idiler, ihanet etmediler. Hazreti Ömer Efendimiz onları tanıyordu ta Mekke'den beri tanır. Güzel insanlar. Bunları da istihdam edelim. Ama o işin altından kalkamadılar. Hemen değiştirdi. Divan teşkilatını kurdu. Kime ne kadar maaş verecek bunların hepsi tespit ediliyor ve Beytülmal'den maaşlarını alıyorlar. Hazreti Ömer Efendimizin idare ve siyasetteki yeniliklerinden birisi çevrede garnizon şehirler kurdurdu. Basra Körfezi yakınında Basra, Basra'dan biraz yukarıda Küfe, Mısır tarafında Fustat ve daha değişik şehirler. Bu şehirleri sahabe-i kiram efendilerimize kurdurdu. Basra'yı Utbe bin Gazvan, Küfe'yi Saad bin Ebi Vakkas, fustat Amr ibn-i kurdu. Ama bunlara, bakın, bunlara, şehirin ana caddelerinin genişliğine kadar olacak, ara sokakların genişliğine kadar olacak, üçüncü derecedeki tali sokakların genişliği ne kadar olacak, bunların hepsinin planını verdi. Evlerin yüksekliği ne kadar olacak, cami nerede olacak, hükümet konağı nerede olacak, evler kaç odalı olacak, Saygıdeğer dinleyicilerim, bugün Darılmasın arkadaşlar. Belediyelerin yapamadığı işi yıllar önce Hazreti Ömer Efendimiz yapmıştı. Mümin ve Müslüman nizam adamıdır, sistem adamıdır, disiplin adamıdır. E işte biz bilememişiz de gelmiş de buraya gece kondu yapmış yol tersine gitmiş böyle şeyler olmaz. E bir bakalım, tarihimize bakalım. Ecdadımız şehirleri nasıl kurdu? Önce Kamıştan yapıldı Basra, Küfe. Askeri garnizon olarak yapıldı. O taraflarda savaşan askerlerimize karargah olarak yapıldı. Sasani'lerin şehirlerinde kalmasınlar. Oralardaki insanlarla içli dışlı olmasınlar. Askeri şehirler. Sonra hicrete izin verilince Hazreti Osman Efendimiz zamanında sivil hayat daha ağır bastı. Belki bunları hisseden Hazreti Ömer şehirlerin kuruluşuna, planına, projesine müdahale etti. Yani yıllar sonra şurayı da sökelim de, yeniden yapalım da böyle demediler. Şimdi bizim ilahiyat camiasında bu şehirler üzerinde çalışan, doktora yapan, o şehirlerin yıllar önce Hazreti Ömer zamanındaki planlarını çıkarmaya çalışan bir hayli arkadaşımız var. Bir daha söylüyorum. İlahiyat fakültelerimizde gerçekten çok yetkin, konunun uzmanı olan, aldığı görevi gerçekten yerine getirmeye çalışan, aynen Hazreti Ömer gibi, disiplinli çalışan, İslam tarihi konusunda, siyerde, fıkıhta, kelamda, tefsirde, akayitte, sosyolojide, felsefede yani ilahiyatlarda okutulan bütün bilim dallarında gerçekten kendilerini takdir ettiğimiz uzman akademisyen arkadaşlarımız var. Doktordan asistandan profesöre kadar. Yani diyebilirim ki İslam dünyasında bizim arkadaşlarımız kadar çalışan ve güzel başarıların, çalışmaların altına imza atan çok az insan bulunuyor. Ama insanımız okur yazarımız bunlardan habersiz. Okumuyorlar, okumuyoruz okumadığımız için de bakın böyle değerlerimizi tanıyamıyoruz, hazinelerimizi keşfedemiyoruz. Büyük şehirlere gadiler tayin etti. Yani hakimler. Belki Peygamberimiz zamanında yoktu, Ebu Bekir zamanında yoktu. Oradaki valiler bu işi yapsınlar. Hazreti Ömer denilince ilk önce akla gelen neydi? Adalet. Gaza teşkilatıyla, bugünkü ifadeyle yargı ile icraatı birbirinden ayırmıştır. Yargı bağımsızdır. Hazreti Ömer Efendimizle başlamıştır bu sistem. Bağımsız gadiler devletten sadece maaşlarını alırlar, vatandaşlar arasındaki hukuki meseleleri kimsenin baskısı altında kalmadan vicdanlarına danışarak Allah korkusunun altında bu insanların hukuki problemlerini çözerler ve insanlar rahat bir nefes alır. Adalet herkese lazım diyoruz değil mi? Adalet. Haksızlığa uğrayan kim olursa olsun biz haksızın yanındayız. Zalim kim olursa olsun onun karşısındayız. Dinimizden, peygamberimizden ve şu güzel insanlardan bunu öğreniyoruz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i hatırlayın. İlk konuşmasında ne demişti? Haksız olan ne kadar güçlü olursa olsun benim indimde, benim gözümde zayıftır. Haklı olan ne kadar güçsüz olursa olsun benim indimde, güçlüdür. Haklı olan, ha size göre zayıf, kimse değer vermiyor, onun için hakkını alamıyor, mazlum. Ama ben ona değer veririm, güçlüdür. Haksız ise adam güçlü de olsa, kuvvetli de olsa, tanınan, bilinen bir insan da olsa, benim nazarımda diyor o güçsüzdür. Devlet ondan güçlüdür, Ondan hak alınır, diğerine teslim edilir. Bütün eyaletlere, vilayetlere, şehirlere, gadiler tayin edildi. Hazreti Ömer bu topraklarda bir sistem kurdu. Neresi eyalet, neresi vilayet, neresi gaza teşkilatı, hangi şehir, hangi vilayete bağlı, hangi köy, hangi şehire bağlı, kim nereyle irtibatlı bakın devleti bu şekilde böyle rayına oturtturuyor. 10 senede hakikaten böyle sarsılmayacak bir yapı meydana getiriyor. Allah kendisinden razı olsun. Her doğan çocuğa maaş bağlıyor demiştik değil mi? Çocuklar konusunda çok hassastır. Özellikle yetim çocukları araştırır bugün de karşılaşıyoruz değil mi kaybolan çocuklar, buluntu çocuklar, şehitlerin çocukları, değişik şekillerde sahipsiz kalmış çocuklar. Bütün bunların üzerine tir tir titreyen bir Hazreti Ömer vardır. Ömer varsa çocuklar ağlamaz. Ömer varsa kadınların gözyaşı silinir. Ömer varsa hak hakikat yerini bulmuştur. Özellikle kadınların ezilmesi konusunda hassasiyeti göstermiştir ama hak neyse onu uygulamıştır. Şimdilerde kimi sistem kadınları yüceltiyor, erkekleri eziyor. Kimisi geliyor, erkekleri kaldırıyor, kadınları eziyor. Kadın hakları, erkek hakları. Böyle bir şey olur mu saygıdeğer izleyicilerim? Kadın da insandır, erkek de insandır ya. Kadın hakkı demek ne demek, erkek hakkı demek ne demek? Ya insansınız da Allahü Teala her birimiz için hakku tayin ve tespit etmiştir. Kadın hakları derken erkekler ezilmez mi? Erkeklerin hakkını koruyacağız derken kime karşı koruyacaksınız? Kadınlar ezilmez mi? İşte bütün bu adaleti, bütün bu efendim güzelliği tesis eden Kur'an bir Hazreti Ömer radıyallahu anh vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında olmamış. Hazreti Ebu Bekir zamanında olmamış. Ne olmamış? Valiler toplantısı. Hazreti Ömer bunu başlattı. Valiler toplanacaksınız. Birbirinizden fikir alışverişi yapacaksınız. Aynı mekanda beni dinleyeceksiniz. Aynı mekanda ben sizleri dinleyeceğim. Valiler toplantısını başlatan ve bunu devam ettiren Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Valinin validen öğreneceği şey var. Ha Bugün telefon açıp öğrenebilir. Bunlar belki bugün o kadar önemli görülmeyebilir. Bunları ta yıllar öncesine taşıyın. 634-644 yıllarına bir taşıyın. Ve o zamanki var olan devletleri şöyle bir inceleyelim. Oralarda var mı valiler toplantısı? Oralarda var mı çocukların ağlamaması için onlara maaş verilmesi? Annelerine, babalarına bu çocuklara iyi bakacaksınız, yedirecek bir şeyiniz yoksa devlet olarak biz veriyoruz. Çocukları iyi besleyeceksiniz, eğiteceksiniz, bunları geleceğe hazırlayacaksınız. Var mı dünyanın imparatorluklarında bu gibi faaliyetler? hac mevsiminde bütün valiler hacca gelecekler, toplanacağız, birbirimizi göreceğiz, konuları müzakere edeceğiz. Hacda, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, Tavaf'ta herkese soracak, valilerinden şikayet olan var mı gelsin bana arz etsin, bunları dinleyecek, valiyi çağıracak, onun müdafasını alacak, kim haklı, kim haksız bunları ayıracak, Hazreti Ömer bunları başlattı. Allah kendisinden razı olsun. Hicri takvim uygulaması başlattı Hazreti Ali Efendimizin teklifiyle. Resmi yazışmalar oluyor. Evraklara tarih atılmıyor. O zaman böyle kağıtlar yok. Kağıt Hazreti Osman Efendimiz zamanında gelecek İslam dünyasına. Çin'de üretiliyor. Alınması zor, gelemiyor, e, çok pahalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim deri parçaları üzerine yazıldı. Hayvanların kürek kemiklerine yazıldı, sal taşlar üzerine yazıldı. E, şimdi Hazreti Ömer'in yazışmaları var, valilerine emirler gönderiyor, resmi yazılar var. Bu yazılarda tarih yok. Tarih olmayınca bazen yıllar, aylar birbirine karışıyor. Zilhicce ayı diye kayıt konulmuş. Acaba bu senenin zilhicce ayı mı? Geçmiş senenin zilhicce ayı mı? Hazreti Ali Efendimiz buna bir çözüm yolu bulalım diyor ya Emir Al Müminin. Evet diyor. Ben de böyle bir şey düşünüyorum ama ne yapabiliriz? Bizim de kendimize göre bir tarih başlangıcımız olsun. Oturuyorlar. Ne zaman alalım tarih başlangıcı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu mu alalım? Peygamberimize risaletin, nübüvvetin verildiği yılı mı alalım? Bütün Arap'ın, herkesin bildiği, unutmadığı Fil hadisesinin geçtiği seneyi mi esas alalım? Ama öyle bir tarih başlangıcımız olsun ki duyan herkes desin ki evet güzel isabet etmişsiniz. Bu konuda müzakereler oldu. Hazreti Ali Efendimiz hicretin esas alınması teklifini ileri sürdü. Allah ondan razı olsun. Bana göre bizim için Hepsi önemlidir ama en önemlisi de hicrettir. Hicret cemaatten devlete geçiştir. Hicret Mekke dönemindeki sıkıntılarımızdan kurtulup Medine dönemindeki bolluğa, refaha, rahata, Ensar kardeşlerimize ulaştığımız bir yıldır. Hicret İslam'ın ve Müslümanların devlet olduğu bir yıldır, devlet olduğu bir senedir. Tamam denilmiyor, müzakere ediliyor. Bu da önemlidir. Hazreti Ömer zamanında bu konuda önemlidir. Herkes duysun, bilsin, istişare edilsin, herkes bunu kabul etsin. Hazreti Ömer Efendimiz istiyor ki, bu konular bütün ümmeti ilgilendiren konular ya, bu konular bütün tebaayı vatandaş ilgilendiren konular ya, bu konular dinimiz İslam'ı, toplumumuz ümmeti ilgilendiren konular ya, ümmetin her ferdi bu konuda bir şey söylesin. Ümmetin her ferdi lehte veya aleyhte bir şey söylesin. Herkes katılsın. Bu güzel bir şey. Yani sadece lehde söylesinler demiyor. Aleyhde de söylesin. O da bir katkıdır. Ha ben böyle değil de şöyle olmasını istiyorum derse bu insan da bu konularda kafa yoruyor demektir. Bu sebepten dolayı konularımızı müzakereye açarken, istişare ortamlarında konular tartışılırken, bizim istediğimiz istikamette konuşanları tasvip edelim, doğrulayalım da bizim dediğimizi demeyenlere kötü gözle bakalım bu yanlıştır. Belki onların katkısı bizi düzlüğe çıkaracaktır. İstişare de zaten esas olan da budur. Şimdiye kadar konuştuğumuz konularda bak, Hazreti Ömer Efendimizin olmasını istediği konuda konuşan sahabiler de var, Karşı tarafta bulunan sahabiler de var. Yani Ömer gibi bir şahsiyetten korkmuyorlar. Niye? Çünkü Allah'tan korkuyorlar. Biliyorlar ki Ömer de hakkın hakikatin peşindedir. Hazreti Ali Efendimizin teklifiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçü, hicreti esas alındı. Şimdi bu da bir devlet için önemli bir karardır kendimize göre bir tarihimiz var, kültürümüz var. Yani başkalarına benzemeyeceğiz. Artık bak biz oluyoruz yavaş yavaş. Bir birikim meydana geliyor. Bir devlet oluyoruz. Kendimize göre bir sistem kuruyoruz. Biz bu sistemi kuran Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan Allah razı olsun diyoruz. Ve onun şefaatine nail olabilmek için Rabbimize yalvarıyoruz. Saygıdeğer dinleyicilerim hepinizi Allah'a emanet ediyorum.